Tansiyon 180'e 90. Nabız 55. Tansiyonu anormal yüksek. Ela, çabuk gliserol trinitrat infüzyonu başla. Hadi, hadi. Pupiller anizokorik. Sağda ışık refleksi zayıf. Hipertansif intraserebral kanama gibi duruyor. Levent'e ihtiyacım var. Ne gerekiyorsa vakit kaybetmeden sen yapacaksın. Levent'i unut. Ben bir plastik cerrahım. Beyin cerrahı olan Levent. Asıl sen, eğer bu kızı unutmak istemiyorsan... hiç vakit kaybetmeden onu buraya getirirsin. Düşünmeye vakit yok. Bu kız ölüyor. Ela, her ihtimale karşı 8 miligram deksametazonu bolus yap. Gelmen lazım. Kız fenalaştı. Sorun ne? Şuur kapalı. Sağ pupil dilate. Hipertansif ve bradikardik. Başına darbe almış olabilir mi? Bilen var mı? Bilmiyorum. O zaman burada cilt altında neden bir ödem var? Vurdunuz mu lan kıza? Yok abla, biz değil. Abi kızdırmıştı, o sevdi biraz. Kafa içi basınca azaltmam lazım. Tamam, ne lazımsa yap işte. Berhol için perforatör var mı? Hayır. Bana normal bir matkap ve ince uç bulun o zaman. Ne yani, matkapla başını mı deleceksin? Temizledikten sonra evet. Eğer kafanın içindeki basıncı azaltmazsam bu kız her an ölebilir. Koş matkabı getir. Fırla. Matkabı steril etmek için batikon hazırla. Sen de bir an önce hastayı kapasan iyi edersin. Tamam. Nerede bu ya? Getirdim. Aslan, bana 20 numaralı bir sürü hazırlar mısın? Ela, biz de matkabın ucunu dezenfekte edelim. Epidural hematom olabilir. Bisturi. Şimdi kafasını çok sıkı tutun. Bir milim bile oynamamalı. Evet, başlıyorum. Çok ağır ilerlememiz lazım. Eğer beyin dokusu içine düşersek işte o zaman... Ne zaman durman gerektiğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Fazla delersen nasıl anlayacaksın? Yaşamıyor olacak oradan.
işte. Tahmin ettiğim gibi epidural hematom. Deliği biraz daha genişletip içeriye SF'le yıkayıp hematomu boşaltmalıyız. Değerleri normale dönüyor. Helal olsun be doktor. Bu şimdi ne zaman uçakla yolculuk edebilir? Normal şartlar altında tomografi çekmeden net bir şey söylemek zor. Eğer beyin baskısı yeterince azaldıysa en az 3 gün dinlenmeden uçamaz. Süper. Bak doktor. Geriye kalan kızlara da yardım et. Çabucak bitirelim işimizi. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Sana hep sormak istediğim bir şey vardı ama bir türlü fırsat olmadı. Bu silikon işini nasıl akıl ettin? Merak ediyorsun öyle değil mi? Çok. Bir gün evde oturuyorum. Haber geldi. Gümrükte bizim tırı patlatmışlar. Çok canım sıkıldı. Bir viski açtım. Oturdum televizyonun karşısına. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Yabancı bir dizi başladı. Orada Esteban mı ne? Bir adam karteli kurmuş. Kızları da dizinin yakışıklı çocuklarına doldurtup boşaltıyor. İşte o zaman ben de ampul yandı. Tamam dedim. Ben de Esteban gibi yapacağım. Ben de dizideki çocuk oluyorum o halde. Evet doktor. Onun kadar da yakışıklısın doğrusu. Ama çok yaramazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.